Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Eşinizden bir şey istediğinizde, bu istek yerine geldiğinde ya da gelmediğinde ilişkide neler olduğuna bir bakacağız. Yani tahmin ediyorsunuzdur zaten ilişkide neler olduğunu da bu olan şeylerin neden olduğu kısmını birazcık masaya yatıracağız ve tabii ki bunun panzehirinin ne olduğunu, nasıl geçeceği kısmını size anlatmaya çalışacağım. Ve videoyu sonuna kadar eğer izlerseniz çiftlerin birbirlerine benziyor olmasının da burası için bir avantaj mı, dezavantaj mı olduğu kısmını size açıklamaya çalışacağım. Şimdi bu videoyu çekerken çıkış noktası şuydu. Geçenlerde işte Mirza'yı oğlumu okuldan almaya gittiğimde başka bir veli işte bir çocuğun elinden tutuyor. 3 yaşlarında falan herhalde çocuk ya da 2,5 yaşlarında. Çocuk işte aslında sakız vardı ve sakız yere düştü. Çocuk sakızı tekrar almak için yeltendi. Babası sakızın yere düştüğünü gördü ve onu tekrar alıp çiğneyemeyeceğini anlatmaya çalıştı bir şekilde. Bir çocuk şimdi burada bir hayali vardı, tamam mı? Yani sakız yere düşüyor ve onu alıp tekrar çiğneyebileceğine dair bir düşüncesi var. Ve şimdi bu düşünce yani bu hayali yerine gelmediğinde önce çocuk üzüldü muhtemelen yani bir hayal kırıklığına uğradı. Bu hayal kırıklığı üzüntüye doğru döndü. Sonra bu üzüntü öfkeye doğru. Yani gitti işte o şeyi sakıza bir ikiden böyle tekme attı. Sonra üstüne falan bastı. Ve konu kapandı. Sonrasında aklıma şu geldi. Yani şimdi çift terapilerinde gördüğümüz o seans odasında eşler birbirlerine ya kızgın oluyor. Tamam mı? Ya da küskün ve uzak soğuk oluyor. Yani ya içe kapanmış, uzaklaşmış bir şekilde bu çiftleri görüyoruz. Yani bir diğerinden artık sanki böyle bir bağı ya da ondan bir beklentisi artık yokmuş gibi bir yere doğru gidiyor. Ya da ona karşı böyle kızgın, söylenen ve öfkeyle bir çift ilişkisi görüyoruz. Şimdi burada o çocuğun yaşadığından aslında çok farklı bir şey değil bu çift ilişkisi ya da işte terapi odasında karşımıza çıkan kısımda. Bunun şöyle bir benzerliği var. Şimdi belli bir duyguya ulaşabilmek hepimizin hayali, tamam mı? Yani hepimiz aslında ilişkisinde onlarca böyle pozitif duyguya ulaşabilmenin hayaliyle bir ilişkiye başlıyoruz. Yani ne olabilir? Diğer tarafına sevildiğimi, işte önemsendiğimi, bana saygı duyulduğunu, işte dediğim hayallerimi gerçekleştirebilmeyi, kendimi güvende hissetmeyi, onun tarafından destek görmeyi, işte bir sürü böyle yani ona karşı yakın olabilmeyi, birlikte eğlenebilmeyi falan hayal ettiğim bir şeyle başlıyor ilişki. Ve şimdi bunlar zaten gündelik hayatın rutini içerisinde bu isteklerim yerine geliyorsa, yani bu hayallerim gerçekleşiyorsa, ne bileyim ben sevildiğimi, işte ona yakın olduğumu, onunla birlikte eğlenebildiğimi, ona güvendiğimi ya da bana güvendiğimi falan hissediyorsam, ortada bir sorun yok. Ama işte bu şeyler bazen zedelendiğinde ve bunları hissedemediğimde, diğerinden bir şey istiyorum. Tamam mı? Tıpkı o çocuğun istediği gibi, yani sakız alıp ağzına atmak gibi. Ondan istediğim şey, genelde davranışsal olarak bir şey oluyor. Yani benim için şunu yapar mısın gibi bir şey oluyor ya da bir pas atıyoruz. Yani o şeyi görsün, pası görsün ve orayı gole çevirsin ve benim bu duygusal olarak ihtiyaç duyduğum şeyi tatmin etsin umuduyla bir şey bekliyorum ondan. Şimdi bunu başka bir şeyle örnekle anlatacağım geçenlerde gördüğüm bir videoyla. Eğer bu isteğim yerine gelirse, yani mesela ya sen hiç bana işte böyle bir sürpriz yapmıyorsun falan dediğimde ya da işte eşime bazen diyorum ki ya işte şöyle bir yemek yapsana diyorum işte sevdiğim bir yemek falan var. Şimdi eşim bu sevdiğim yemeği yaparsa eğer benim isteğimi ya da benim mutlu olacağım şeyi önemsiyor. Ve dolayısıyla ben de burada önemsenmiş ve mutlu hissediyorum. Şimdi bu ilişkideki hayallerimden bir tanesi. Ama bu isteğim yerine gelmediğinde ya da işte eşimin bir isteği yerine gelmediğinde ya da buradaki bu hayal kısmı, ulaşmak istediğim total kısım zedeleniyor. İşte bütün ilişkilerinizi sarsan temel nokta bu. Hepimizin ulaşmayı hayal ettiği pozitif duygular var. Bu duyguları birbirinize ulaştıramazsanız ya da yaptığınız davranışsal şeyler sizi bu zamanında belki ulaşabildiğiniz duygusal kısımlara da kopartırsa işte o zaman büyük bir gerilim olacak. Yani örnek aldatmayı ele alın. Şimdi zaten eşlerin birbirlerine güveniyor olmasıyla alakalı bir temel kabulünüz ve hayaliniz vardı. Yani ona güvenebilirim ya da o bana güvenebilir. Ve bununla alakalı zaten bir sorun yaşamıyordunuz. Ama eşlerden birisinin başka birisiyle bir yakınlaştığını gördüğünüzde, bu olumsuz davranışı gördüğünüzde, işte buradaki bu hayal kırıklığı ilişkiyi zedelediği ve negatif bir yere doğru götürdüğü bir kısma doğru düşecek ki seansa işte gelmelerinizde zaten ana temel sebebi burası oluyor. Yani bu duygusal ihtiyaçları bir şekilde korumak ve birbirinize vermek zorundasınız. Çünkü geçenlerde şöyle bir video izledim sosyal medyada. Bu kötü bir şey bir video. Genelden böyle eğlenceli video olur da. Şimdi anlatacağım o yüzden böyle eğlenceli bir şeymiş gibi kulakla dinlemeyin lütfen. Kadın eşini yani kocasını telefonla çekiyor. Böyle bir sofra hazırlamışlar. Kadın hazırlamış yani belli ki. Orada kadın diyor ki bak bu sefer makarna yapmadım diyor. Senin sevdiğin şeyi yaptım diyor işte. Pilav falan yapmış, salata yapmış böyle işte. Bir gün böyle yemekler falan yapmış. Güzel bir sofra hazırlamış. Şimdi burada belli ki eşinden bir takdir bekliyor. Anlatabildim mi? Yani burada bir pas atıyor eşine. Diyor ki senin sevdiğin yemekleri yaptım. Bir de böyle heyecan heyecan söylüyor. Ve şimdi eşinden burada beklediği cevap muhtemelen şöyle bir şey olacak. Yani işte eline sağlık hayatım işte Allah razı olsun falan vesaire. Vallahi harika olmuş işte.
süpersin falan vesaire diye böyle motive edici bir şey duyacak ve bu duyduğu cümle burada pozitif olarak, yani eşim benim yaptığım şeyleri görüyor ve beni takdir ediyor kısmına doğru erişmeye çalışıyor. Şimdi erkeğin verdiği cevap şöyle oluyor. Şu eşine doğru dönüyor, diyor ki bunlar zaten senin görevin, biliyorsun yani. Yani tabii ki yapacaksın, sürekli makarna yapıp duracağına, arada bir başka bir şey de yapacaksın tabii ki falan deyip böyle bir eşini bozduğu ve biraz kızgın gözüken bir şey var. Erkek figürü var. Şimdi burada kadın bu beklediği, hayal ettiği yere ulaşamadığı için bir kadın bir hayal kırıklığına doğru ulaşıyor. Şimdi ikincisi de bir de erkeğin hayal ettiği bir şey var, değil mi? Yani erkek tarafına bakıldığında da, şimdi tabii eleştirilebilir bir şey olur, eleştirmezsiniz vesaire, orası ayrı. Ben eleştirmek için söylemiyorum. Sadece erkek tarafına bakıldığında da eşinin kendisinin ihtiyaçlarını, yani kendisinin sevdiği yemeği yapıyor olmasını, orada önemsendiğini ve kendisine belki saygı duyulduğuna işaret edecek bir duygusal şeye bağlamış durumda. Şimdi bu kısma baktığınızda ikisi de ilişkide bir gerilim içerisinde. Birisi takdiri alamadığı sürece o gerilimi hissedecek. Bir diğeri de kendisinin istediği yemekler falan vesaire yapılmadığı bir durumda o gerilimi hissedecek. Şimdi çiftlerin işte burada birbirlerini tanıyor olması neden bizim için önemli? Buraya bağlayacağım. Şimdi bazen mesela seans içerisinde eşyadan birisinin bir isteği, bir sembolde bulunuyor. Diyor ki yani şunu yapar mısın? Ben bunu yaparsam böyle hissedeceğim ya da bunu durdurursam şöyle hissedeceğim diye bir istekte ve talepte bulunuyor. Diğeri burayı yaptığında tabii ki bu hayal gerçekleşmiş oluyor ve pozitif bir kısma doğru kayıyor. Ama bazen birisinin bu isteği diğerine çok anlamsız, işte saçma, gereksiz, çocukça abartı falan geliyor. İşte burada bir diğerinin burayı zaten akıl edip ya da oradaki bunu yaptığında eşinin ne hissedeceğini, pozitif manada hissedeceğini görüp burayı kendiliğinden yapıyor olma ihtimalini zaten düşürüyor. İkincisi eşin bunu söylediğinde de yapmıyor ya da burası saçma geldiği için bir şekilde yapmayacak ya da yapsa bile böyle oradaki duyguyu hissettirmeden yapacak. O yüzden şimdi bu çiftlerin gerilim yaşama ihtimali maalesef birazcık daha fazla. O yüzden çiftlerin birbirlerinin o duygularını anlıyor olma kısımlarını önemsiyoruz. Yani o duygudaşlık dediğimiz kısım olursa, yani kesinlikle doğru söylüyorsun. Burada ben de senden böyle bir şey görsem ben de çok kırılırdım ya da üzülürdüm, sinirlenirdim ya da çok büyük bir hayal kırıklığına uğrardım dediği nokta, işte çiftlerin anlaşılmış hissettirdiği ve bizim bütün seanslarda belki de ulaşmaya çalıştığımız o yegane şey. Yani benim ne hissettiğimi anlıyor musun? Ya da burada sen de olsan bunu hisseder misin? Ya da bu yaptığı şeyin yanlış olduğuna katılıyor musun? Ya da bu beklentimin mantıklı olduğunu sen de görüyor musun kısmıyla alakalı. Eğer zaten biz bu kısmı verebiliyorsak, biz çift terapisinde de, ne bileyim, ilişkilerimizde de belli bir yeri zaten kat ettiğimiz anlamına geliyor. Ama ya zaten bu senin şeyini anlamıyorum. Yani neden bunu istiyorsun? Bununla bunun ne alakası var falan dediğiniz ya, bambaşka bir yerlere doğru düştünüz ve anlaşılmamış hissettiğiniz bir kısma doğru gidecek ve dediğim gibi oradaki o sembolü de, yani davranışı da yapıyor olsanız da yapmıyor da olsanız, bu yine ilişkide belli bir şeyi kaybettiğiniz anlamına geliyor. Çünkü zaten beni anlamadı hissiyatını doğru görünce. Bunu yine şöyle bir örnekle verip artık videoyu sonlandıracağım. Şimdi geçenlerde yine bir çift seansa geldi. Şöyle düşünün, erkek yani o güne kadar ne bileyim ailesi tarafından herhangi bir işte özel günü kutlanmamış, ne bileyim böyle özel bir takdirle falan vesaire şey yapmamış ya da bileyim, okulda aldığı başarılar falan ailesi tarafından böyle övülmemiş bir şey düşünün, çocuk düşünün. Şimdi kadın da ailesinde işte ne bileyim hiçbir doğum günü atlanmamış, işte herhangi bir başarısında işte böyle bir kutlamalar ya da işte böyle bir takdirin falan vesaire olduğu ya da böyle bir özel günlerin bir şekilde bir seremoniye dönüştüğü bir çocukluk geçiriyor ya da gençlik geçiriyor. Şimdi bu iki çift evlendiğinde kadın tabii ki beklediği şey bir başarısı ya da yaptığı iyi bir şey karşısında bir takdir görmek ya da buranın kutlanmasını hayal ediyor. Gayet mantıklı. Birçoğumuzun hissettiği gibi. Şimdi erkek de bu kısımda, yani bunun işte ne bileyim tam da kadın hissedeceği gibi işte burada sevildiğini hissediyor ya da önemsendiğini hissediyor ya da başarısı takdir edildiğinde kendisini daha değerli hissediyor vesaire. Bu kısmı anlamıyor çünkü bugüne kadar bunun ölçüt birimi bu değildi. Yani o da annesinden babasından tabii ki sevildiğini ve değer gördüğünü, önemsendiğini hissediyordu. Fakat bunu işte değil mi, doğum günü kutlandığında hissetmiyordu da başka bir şey de hissediyordu. Yani birisi birisinin işte maddi olarak destekliyor olmasını ya da onu yalnız bırakmıyor olmasını da kendisini değerli hissediyor olabilir. Örnek veriyorum. Ve bir diğeri de işte fiziki temas edildiğinde ya da kutlandığında burayı hissediyor olabilir. Şimdi çiftlerin işte burada birbirlerine benzemiyor olduğu noktada birisi bu anahtar ve kilit gibi düşünün. Yani diğerinin sevildiğine işaret edecek şeyi verebilmesi için, o anahtarı kullanabilmesi için onun maddi olarak desteklediği ve herhangi bir ihtiyacını açıkta bırakmadığı maddi anlamda bir anahtar kullanacak. Ama diğerinin kilidini açan kısım burası olmayacak. Ve diğeri de işte o da diyelim ki sevildiğini hissetmek için
istekleri yerine geldiğinde mesela bunda erkeğin de sevgi kilidinin açıldığını ya da beni sayıyor ya da beni önemsiyor hissiyatın oluştuğunu düşünün. Çünkü kadın da erkeği bolca takdir ettiğinde belki o da erkek için bir anlamı olmayacak. İşte çiftlerin burada birbirlerini tanıyor olması kısmı bu açıdan önemli. Yani ikiniz de benzer çocukluktan geçtiyseniz, özellikle benzer aile yapılarına sahipseniz, işte burada birazcık daha birbirinizin ne hissettiği kısımlarını anlayabilir ve nispeten birbirinize daha paralel şekilde davranmanız mümkün olabilir. Bu dünyanın sonu değil tabii ki. Bunu bilmiyor olabilirsiniz, farklı ailelerden geliyor olabilirsiniz, duygularınızı anlamıyor olabilirsiniz ama aranızda güzel bir iletişim ve iyi bir ilişki buradaki o şeyleri, duyguların birbirlerine geçmesini ve zamanla nispeten benzer şeylerden benzer şeyler hissedecek tek bir yapı demeyeceğim ama nispeten daha benzer ve birbirinizi anlayabileceğiniz bir kısma doğru dönecek. Eğer burada zaten o şeyi hissedemiyorsanız bir türlü yani o ya bu ne hissediyor, ne alakalı, saçma sapan şeylerden saçma sapan şeyler çıkartıyor falan gibi bir yere doğru gidiyorsa orada dediğim gibi ya öfkeleneceksiniz ve söylenmeye başlayacaksınız, kızacaksınız ya da kendinizi geri çektiğiniz ve biraz daha mesafeli ve soğuk durduğunuz bir yere doğru gidecek. Bu aynı zamanda kaynaşıyor ve birbirinize benziyor olma ihtimalini de azaltacak. Burada çünkü dediğim gibi anlaşılmışlık hissiyatını size yaratacak şey orada birbirinize hak verme olayı. Bütün mesele benzer şeyleri hissedebiliyor musunuz? Ona hak verebiliyor musunuz ve birbirinize anlaşılmış hissettirebiliyor musunuz? Bütün mevzu bu. Peki, başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalda hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemek isterseniz şu aşağı bıraktığım listeye bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.